ekmeği değil, para yatırmaya geliyoruz abi. Ben duydum böyle hemen kahvaltıyı yapmadan koştum. Yani bir haksızlık oluyor. Ben bu işin içinde senelerce, bu Bankasya'nın kuruluşunda varım ben. Yani güzel bir iş yapılıyor. Faizsiz bir müessese kuruluyor diye. İlk günde bu işe sahip çıktık ve hiçbir kötülük görmedim. Ben bu cemaatin içinde 45 seneyi geçti. Bir kötülüğünü görmedim. Yani suç mu bir fakire yardım etmek, bir talebeye burs vermek suç mu? Ya böyle şeylerle yok Bankasya'yı kapatalım, yok şunu edelim, bunu edelim. Yani bu Bankasya'nın ne kötülüğü var? Ben bir kötülüğünü görmedim. Benim bütün şeyim, alışverişim burayla. Ondan sonra bu cemaatin içinde mesela gittiğimiz yerde dürüst insanlarla karşılaştık. Kılı kırk yaran kardeşlerle karşılaştık. Kimsenin hakkına, hukukuna tenezzül etmeyen insanlarla karşılaştık. Bir miktar para yatırdım. Bir de son bir altınımız vardı. Eşimle biriktirmiştik. Onu da artık hani son damlamıza kadar ne varsa getirdik. Gıda İşçisi'nin yıllarca esnaflık yaptık. Bütün varımız yoğumuz hepsi burada bankada. Duyduk yine evi mevi satıp geleceğiz, her şeyi yatıracağız yani. Bunun yolu yok. Gerekirse kendimizi pazarda satarız. Yine de bankamızı kapattırmayız. Bu banka milletin bankası. Herkes Allah duysun. Allah var gam yok. Allah var gam yok. Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Sıkıntı yalnız dine gelendir. Bizim bankayla, parayla, pulla işimiz de yok. Bu banka din için, Allah için çalışıyor. Kimse karşı çıkamaz. Abi dün akşam olanları duyduktan sonra kıyıda köşede ne varsa getirdik, Allah'ın izniyle bankamıza sahip çıkmaya kararlıyız. Allah bizi utandırmasın inşallah.